Kahvemi tazeledim. Baktım olmuyor. Bir tane daha içmem gerekiyor. İkinci kısmımıza geldik. Önemli bir kısım demiştik. Gazların yoğunluğu ve gazların difüzyonuzundan bahsedeceğim. Hadi o zaman vakit kaybetmiyoruz. Hazırsak başlayalım. Güzel olmuş. Evet bak ne diyor... ...gazların yoğunluğu. Gazların yoğunluğu... ...aslında yoğunluğun formülü ne? D eşittir. Şöyle D eşittir. Şöyle bir formülümüz var. Hocam bu ne ya? Bak hop ortasından da... ...bu geçiyor. Çok böyle romantik bir şey oldu. Aslında D eşittir. M bölü V... ...dediğimiz formüldür bu. gaz Yani her maddenin yoğunluğu bu formülle... ...hesaplanmakta. M bölü V. Yani gazın kütlesi... ...bölü gazın hacmi... ...şeklinde söyleyebiliriz. E, peki bunun... ...PVNRT ile bağlantısı ne? Bu atlana gelebilir. Şimdi normalde bizim bir PVnRT formülümüz vardı. pv eşittir nRT. N dediğimiz şey, mol mol nasıl hesap ediliyordu? Kütle bölü mol kütlesi şeklinde hesap ediliyordu. Yani P çarpı V eşittir m bölü MA çarpı RT yazamaz mıyım? Yazabilirim. Şu V ile MA'nın yerini değiştirsem, yani şunların yerinden bahsediyorum. Bak şöyle rengi değiştireyim. Şununla şunun yerini değiştirsem. Şöyle. Ne olur? P çarpı MA eşittir m bölü V çarpı RT. Aha. M bölü V ne demekti? Yoğunluk demekti. Al sana yeni formül. P çarpı MA eşittir DRT. Çok mu kullanıyoruz? Pek kullanmıyoruz ama çıkamaz mı? Yine çıkabilir. Bak bu formülde aklında bulunsun. E hocam, bunu nerede kullanacağım? Aha işte sana yoğunluğunu soruyorsa bir gazın. Burada kullanacaksın. Başka nerede kullanacaksın? Peki hemen istersen örnekte bakalım nasıl oluyor? Ha bu arada bu formülü hatırlamanın yolu da şudur. Prima daha rahat. Ben kullananların yalancısıyım. Ben ...benim Çocuk, çocuklar seviyordu bilmiyorum... ...prima daha rahat diyorlardı... ...yani bol bol yap 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 rahat olsun... ...altın kuru kalsın gibi bir şey... ...reklam gibi oldu la şimdi... Ulan bunu, ...bunun için de ceza yemeyeyim la... ...yok yok tamam... ...paran marksa daha rahat... ...eskiden mark diye bir para vardı... ...ben onu söyleyeyim neyse... ...oradan da gidebiliriz... ...hani paran varsa ne rahattı... ...bu da paran marksa daha rahat şeklinde... ...böyle eski bir para birimine de gitmiş olalım... ...şimdi gel bak... ...diyor ki... ...546 santigrat derecede... ...5,6 atmosfer basınç yapan... co 3 gazının yoğunluğu nedir diye soruyor... Şimdi bana neyi vermiş? P eşittir. 5,6 atmosfer değerini vermiş. E sıcaklığı vermiş 546 santigrat derece. Buna 273 ekliyorduk. Şimdi 546 ne demekti? 2 çarpı 273 demekti. E 273 daha ekledik. 3 çarpı 273 oldu. Bunu böyle bırakayım ki R ile sadeleşsin. Daha kolay oluyordu. Peki başka ne var? E SO3 gazı dediği için eması belli değil mi buradan? 80 çıkıyor. Hesap edersen buradan buluyorsun. La burası 16 değil la. Dur şurası 32 olacak. Yanlış yazılmış. Ha, tamam. Burayı düzelttik tamam mı? Sen de düzelt. Oradaki S 32 olacak. 16 değil. Hem S'ninki hem onunki 16 olur mu? 16 olan neydi? Atom numarasıydı. Kütle numarası 32. Daha doğrusu kütlesi. 32 olarak söyleyelim. Heh, buradan 80 çıkacaktır. Şimdi devam ediyoruz. Yoğunluğu istediği için P çarpı MA eşittir DRT formülünde hepsini yerine yazıyorum. 5 5,6 çarpı 80 eşittir D çarpı 22,4 bölü 273 çarpı 3 çarpı 273 şeklinde yazdım. Şimdi sadeleştirmeye geçebilirim. Şunları götürdüm. Harikayım ben. Şunla da şunu götürdüm. Burada 4 kaldı. Ha, o zaman şu 4 ile de şunu sadeleştiririm. 20 kalır. E, D eşittir. Burada 20 kaldı. Burada da 3 kaldı. 20 bölü 3 değerine ulaştım. Cevapta ne oldu? B seçeneği oldu. Bak Değişik bir soru bu PMA DRT formülünü kullanmadan yapacağım bir soru. Çünkü burada gaz karışımı var. Diyor ki yukarıdaki gaz karışımı 25 santigrat derecedeki gaz karışımı 49 litre hacim kaplamaktadır diyor. Buna göre gaz karışımının yoğunluğu kaç gram bölü litredir? Allah Allah ulan ben bu soruyu nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Mol sayısına nasıl geçeceğim? Aslında var ya o kadar ince bir nokta var ki onu yakaladın mı olayı çat diye çözüyorsun. Şimdi M gram CH4 var. M gram da helyum gazı var. Şöyle düşün, bunların mol sayıları, CH4'ün mol sayısını m bölü 16 diye bulurum. Buradan helyumun mol sayısını ise m bölü 4 olarak bulurum. E peki bir şey söyleyeceğim. m bölü 16'ya x mol dersem, m bölü 4, 4 x mol etmez mi? Şimdi 16'ya bölmüş, bir diğerini 4'e bölüyor. Ha, o zaman burada Toplam mol sayısı 5x mol gibi düşünebilirim. Bu kalsın. Lazım olacak. Bir şey daha var dostum bak. 1 atmosfer 25 santigrat derece. Ne demekti? oda koşulları değil miydi? Bak, oda koşulları. Peki, oda koşullarında yazalım. Oda koşullarında, La, nasıl yazıyorum ya? Heh. Koşullarında, hecelemeyi de öğrendim. Bir mol gaz ne demekti? 24,5 litre hacim kaplıyordu. Peki, benim elimde kaç litrelik bir hacim var? 49 litrelik. He, o zaman buradan ne yapabilirim? En eşittir 49 bölü 24,5'tan oda koşulları olduğu için bu karışımın 2 mol olduğunu buldum. Yani 5x eşittir 2 mol, x eşittir 0,4 mol olduğunu belirledim. Bitti mi işim? Tabii ki hayır. Hemen. Şimdi burada bakarsak CH4'ün mol sayısı neydi? 0,4. Çok güzel. Peki helyumun ki neydi? O da haliyle 4x olduğu için 1,6 mol olacak. Yazalım şöyle mol diye. Peki kütlelerine geçelim. Çünkü yoğunluk neydi? Kütle bölü hacimdi. E bunu 16 ile çarpacağım. Buradan ne çıkacak karşıma? 6,4 değeri mi çıkacak? 6,4 gram değeri çıkacak. E bunu da 4 ile çarptım. Zaten m gramdı. Bu da 6,4 gram olacak. E çok güzel. Yani buradaki toplam gaz yoğunluğundan bahsediyorsak toplam kütle ne olur? 6,4 artı 6,4 bölü hacim neydi? 49'du değil mi? O zaman buradaki gaz yoğunluğu toplam gaz yoğunluğu ne olacak? 12,8 bölü 49 olacak. Yani cevabım C seçeneği olacak. Değişik güzel bir soru gördüğün gibi. Ama bu konuyla ilgili yani gazların yoğunluğuyla ilgili yorum sorusu bekle daha çok gelme ihtimali var. Orada da ideal pistonlu kaplar ile ilgili güzel bir şey vardır. Onu şuraya yazıyorum dostum. İdeal yazalım. Biraz zor yazıyor da. İdeal pistonlu kapta kaba mol kütlesi büyük gaz ilave edilirse toplam yoğunluk artar. O gazın yoğunluğu ile ilgili yorum yapacağım. Kaba içerideki gaz ile aynı yoğunlukta kaba içerideki gaz ile aynı mol kütlesinde Gaz ilave edilirse toplam yoğunluk değişmez. Hepsini açıklayacağım rahat ol. Kaba içerideki gazdan daha küçük mol kütleli gaz ilave edilirse toplam yoğunluk azalır. Şimdi bunların hepsini açıklayarak gideceğim. Bak ne diyor burada? Kaba aynı sıcaklıkta 1 mol helyum gazı ilave ediliyor diyor. İçeride ne var? Neon gazı var. Bak neon gazı var. Şöyle düşünelim. Bu kabın hacmini 1 litre kabul edelim. Bak 1 litre kabul ediyorum. 1 mol neon gazı var. 1 mol neon gazı hatta aslında 1 litre kabul edemem değil mi? Sonuçta 1 atmosfer ama sıcaklık vermiş mi? Oh vermemiş. O zaman tamam 1 litre kabul edebilirim. 1 litre kabul ettiğimi düşünelim. Burada başlangıçtaki yoğunluk nedir? İçeride 1 mol neon gazı var. 20 gram ve 1 litre. Yoğunluk 20 bölü 1 gibi düşünebiliriz. Şimdi diyor ki içeriye 1 mol helyum gazı ilave ediyorum. Ben içeriye 1 mol gaz varken 1 mol gaz ilave edersem pistonlu kapı olduğu için hacim 2 katına çıkacak mı? Evet bak toplam yoğunluktan bahsediyorum. Hacim 2 katına çıkacak. Burayı değişecek bak şurayı değiştireceğim. 20 bölü 1'di. E 1 mol gaz ilave ettim. Hacim 2 katına çıktı. İlave ettiğim gaz neydi? Helyum gazı. Mol kütlesine 1 mol ilave ettiğim için. E 4. ne oldu? 24 bölü 2'den 12'ye düştü gördün mü? 20 idi 12'ye 12 düştü. Toplam yoğunluk azaldı. Bak işte bu söylediğim durumdan geçerli görüyor musun? Yani mol kütlesi küçük gaz ilave ettiğim için toplam yoğunluk azaldı. Heh, gelelim şuraya. Şimdi benim başlangıçta içeride neon gazım vardı. Neon gazına ait yoğunluktan bahsediyor. Ben içeriye helyum gazı ilave ettiğimde neon gazının kütlesi değişmedi. Ama helyum gazı ilave ettiğim için hacmi arttı değil mi? Sistemin hacmi arttı. O zaman neon gazına ait yoğunluk ne olmuş oldu? Azalmış oldu dostum tamam mı? Şimdi gelelim diyor ki kaba aynı sıcaklıkta 1 mol HF gazı ilave ediliyor. HF'nin mol kütlesi 20. E içerideki gazınki de 20 idi. Bak toplam yoğunluk. Başlangıçta 20 bölü 1'di. Ne oldu? 1 mol HF ilave ettiğim için hacim 2 katına çıktı. E 1 mol HF de 20. E 40 bölü 2 V'den yine 20 bölü V oldu. Bak toplam yoğunluk değişmedi. Burada toplam yoğunluk azalmıştı. E burada değişmedi. Peki neon gazına ait yoğunluk o da mı değişmeyecek? Hayır değişecek. Bak şimdi şu var. Ben içeriye HF gazı ilave Neon gazının kütlesi değişmedi ama HV gazı ilave ettiğim için pistonlu kapta hacim arttı. E hacim artınca ne olacaktır? Neon gazına ait yoğunluk azalmış olacak. Peki kaba ne ilave ediyormuşuz? 1 mol SO3 gazı ilave ediyormuşuz. Toplam yoğunluk başlangıçta 20 bölü 1'di. 1 e, mol SO3 ilave ettiğimde hacim 2 katına çıktı. Mol sayısı 2 katına çıkınca hacim de 2 katına çıkacak. E, peki 1 mol SO3 ne? 80'miş 80'miş. Aha ne oldu? 100 bölü 2'den 50 oldu. 20'ydi 50'ye çıktı. Yani mol kütlesi büyük olan gaz ilave ettiğim için toplam yoğunluk artmış oldu. Peki yine neon gazına ait yoğunluktan bahsediyor. E, neon gazının kütlesi değişmedi. Ama ben CO3 gazı ilave ettiğim için hacim arttığından dolayı neon gazına ait yoğunluk ne olacaktır? Azalmış olacaktır. Diyor ki piston serbestken sıcaklık artırılıyor. İçeride neon gazı vardı sadece. E, ne kütlesi sabit. Sıcaklık artırılınca hacim ne olur? Artar. Hacim artarsa ne olur? yoğunluk azalır. E yani burada zaten başka gaz ilave etmediğim için hacim arttığı için yoğunluk azalmış olacaktır. Şuraya bakalım sıcaklık sabitken piston bir miktar aşağı itiliyormuş. Piston aşağı diyor. İçeride neon gazı vardı. Şöyle bir durum vardı. E ben pistonu aşağı ittirdiğimde neon gazının kütlesi değişmiyor ama hacmi azalıyor. Hacim azalınca yoğunluk ne olacak? Artacak. Başka gaz yoktu içeride. Hacim azalınca yoğunluk ne olur? Artar. Buraya da aynısını yazmış oldum. Heh, kaba bir miktar neon gazı ilavesi bak diyor. He, çok güzel. En bölü V. Ben neon gazı ilave ettiğimde Kütlesi artar. Hacim de aynı oranda artar. O zaman yoğunluk ne olur? Değişmez dostum. Bir de ne diyor? Kaptan bir miktar neon gazı çekiliyor diyor. Heh, de neon. Şöyle bir durum vardı. En bölü ve ben neon gazını çekersem kütlesi azalır. E aynı oranda hacmi de azalır. E yoğunluk ne olacaktır? Değişmeyecektir. Aynı şey bunun içinde geçerlidir. Şimdi şuna bakalım. Bu sefer sabit hacimli kap. Ha, Pistonlu kap değil. Dikkatli olman gerekiyor. Bu sefer hacim değişmiyor gaz ilavesinde falan. Burada ne olmuş bakalım? N2 gazı varmış. Çok güzel. Yani burada... Mol kütlesi büyük gaz et, eklemişsin, küçük gaz eklemişsin. Aynı olan eklemişsin. Hiç önemli değil. Hacim değişmiyor. Sabit hacimli kaptan bahsediyoruz. Tamam bakalım ne diyor. 1 mol N2 gazı varmış. Burada toplam yoğunluk ve N2 gazının yoğunluğu nasıl değişir diye soruyor. 1 mol helyum gazı ilave ettiğinde bak toplam yoğunluktan bahsediyorum. Başlangıçta 1 mol ne vardı? N2 gazı vardı 28 gram. Hacmine V dedim tamam mı? Ben içeriye gaz ilavesi yaptım. Gaz ilavesi yaptığımda 1 mol neon ilave ettim. Kütle arttı ama sabit hacimli olduğu için hacim değişmedi. E bir dakika. M bölü V'de kütle artıyor. Hacim değişmiyorsa toplam yoğunluk ne olacaktır? Artacaktır. Sabit hacimli kapta içeriye gaz ilavesi toplam yoğunluğu arttırır. Bu kadar basittir. Şimdi peki bakalım neye ait bahsediyor? N2 gazının yoğunluğundan bahsediyor. Düşün. Ben helyum gazı ilave ettiğimde N2 gazının kütlesi değişti mi? Hayır. Peki N2 gazının hacmi değişti mi? Hayır. Şu aklına gelebilir. Ya hocam ben helyum gazı ilave ediyorum. N2 gazı sıkışmaz mı? Gazlar homojen dağılır. Yani kabın hacmi neyse içeride 1 milyon milyon tane gaz da olsa hepsinin hacmi kabın hacmi kadardır yorumunu yapıyoruz. Bundan dolayı N2 gazının yoğunluğu ne oldu? Sabit hacim kapta farklı gaz ilave ettik değişmedi. Peki diyor ki 1 mol CO gazı ilavesi diyor. Hmm, bakalım şimdi. Burada D toplam toplam yoğunluktan bahsediyoruz. İçeride 28 bölü ne vardı? V vardı. hacmi V kabul ettim. E, 1 mol ne var? CO gazı ilave ediyorum. Ele, ilave ettim. Ne oldu? işte arttı. 2 katına çıktı. Eyvallah. Kütle 2 katına çıktı. N2 gazının şey burada pardon CO gazının kütlesi de 28 ya. Ama hacim değişmedi. Çünkü sabit hacimli kap. O zaman toplam yoğunluk ne olacak? Artacak. Ama ideal pistonlu kap olsaydı değişmez diyecektik. Çünkü hacim de aynı oranda arttı. Kütle de aynı oranda arttı. Değişmez diyecek. Ha burada yine N2 gazına ait yoğunluktan bahsedelim. E, N2 gazının kütlesi değişmedi. Ben CO gazı ilave ettiğimde e, N2 gazının hacmi de değişmedi. O zaman N2 gazının yoğunluğu değişmemiş olacak. Ha CO2 gazı ilavesi diyor. Toplam yoğunluk. Yine aynı mantıkla gidelim. E Sabit hacimli kap olduğu için hacim değişmeyecek ama içerideki toplam gaz kütlesi arttığı için toplam yoğunluk artmış olacak. N2 gazına ait yoğunluktan bahsedelim. N2 gazının kütlesi değişmedi. CO2 ilavesinde hacmi de değişmedi. Yoğunluğu değişmeyecektir. Diyor ki ha kaptan bir miktar N2 gazı dışarı çıkarılıyor. Ha bak şimdi N bölü V. E, hacim sabit. N2 gazını dışarı çıkarırsam ne olacaktır? Yoğunluk azalmış olacaktır. Tamam mı dostum? Sıcaklık artırılıyor. Bak bu çok önemli işte. Pistonlu kapta olay farklıydı. Burada farklı. Sabit hacimli kap değil mi? sıcaklığı arttırdım. Ne oldu? Değişmedi. E sıcaklığı arttırdım. Kütle de değişmedi. yoğunluk ne olacaktır? Değişmemiş olacaktır. Önemli bir ayrıntı. Ha basınç artar. Basınç artar. Çünkü çarpışma artıyor. Sıcaklık artınca basınç artar. Sabit hacimli kapta. Ama burada yoğunluktan bahsettiği için bu değişmeyecektir. Bak güzel yorum kısımları buradan gelebilir. Şimdi geldik kinetik teoriye. Gazlarda kinetik teori ya da gazların hızı dediğimiz kısım önemli bir kısımdır. Şöyle bir şey vardır. Şurayı bilmen gerekiyor. Kinetik teoriye göre bazen de konuşamıyorum kinotik falan diyor. Kinetik teoriye göre diyor ki gaz moleküllerinin hacmi ihmal edilecek kadar küçüktür. Yani kabın hacmi yanında o gazın hacmi yok denecek kadar azdır. Yani şöyle düşün kabın içerisinde gazlar var. Oradaki gaz taneciğinin hacmi o kabın hacmi yanında o kadar küçük ki tamam gazın hacmi yok gibi kabul ediyoruz. Ya bunu ben şuna benzetiyorum. Düşün ben işte Bağcılar'dayım. Bağcılara şöyle tepeden baktığımız için böyle dronla yükseldin yükseldin tepeden Bağcılara bakıyorsun. Ben de çıkmışım meydan meydanda dolanıyorum mesela. Bağcılar hani ya şöyle kendi şeyin ilçen gibi de düşünebilirsin. İlçe tepeden bakıyorsun. E tepeden baktığında tüm ilçeyi alacak şekilde yükseldiğini düşün. Beni orada görebilir misin? Göremezsin. İşte bizim hacmimiz gazın hacmi o kabın hacmi yanında o kadar küçüktür ki ihmal ederiz. Bunu söylemek istiyor işte. Bu nedenle de işte gaz taneciğinin hacmi kabın hacmi yanında ihmal ediliyor ya. O yüzden gaz tanecikleri serbest hareket ediyor. Kabın çeperlerine çarpıyor birbirlerine çarpıyor ama birbirlerinin o kadar uzun andan geçiyorlar ki gaz tanecikler arasındaki çekim kuvvetini ihmal ediyoruz. Tanecikler arası çekimi gaz taneciklerinde yok gibi kabul ediyoruz. Peki başka ne var? Gaz ta tanecikleri sürekli ve gelişigüzel hareket ederler. Doğrusal. Yani bir kap düşün. Şöyle bir kap düşün. Şöyle bu geliyor buraya çarpıyor. Böyle geliyor. Tık 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 tık. tık Yani bu sürekli doğrusal bir hareket yapıyor. Birbiriyle çarpışıyor. Kabın çeperleriyle çarpışıyor. Böyle bir hareket yapıyor diyoruz. Buna da Brown hareketi ifadesini kullanıyoruz. Gaz moleküllerinin kinetik enerji Mutlak sıcaklıkta doğru orantılıdır. Yani mutlak sıcaklık artıyorsa kinetik enerji de artar. Mutlak sıcaklık iki katına çıkıyorsa kinetik enerji de iki katına çıkacaktır. Bu tabi ortalama kinetik enerjiden bahsediyoruz. Bu önemli bir ayrıntıdır. Aynı sıcaklıktaki gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. Çok çok önemli bir ifadedir. Bunu sakın unutma. Tamam mı dostum? Burada da onu söylüyor işte. Aynı sıcaklıktaki gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir diyoruz. Ve şu vardır. Bir gazın mol kütlesi ne kadar? küçükse o kadar hızlıdır. Bunu neye benzetebiliriz? İşte fil ve e, ne? İşte çita. Çita daha küçüktür. Fil daha büyüktür ama çita daha hızlıdır, değil mi? İşte küçük olan daha hızlıdır yorumunu yapabiliriz buradan. Ve şöyle bir şey vardır. Şimdi dedik ya bir gazın mutlak sıcaklığı ile şöyle şu doğru orantı işareti kinetik enerji doğru orantılıdır. Çok güzel. Şöyle bir şey var. Kinetik enerjiyi biz 1/2 bölü 2 mv kare diye söyleriz. Şimdi mutlak sıcaklık bununla doğru orantılıdır. Buradaki V hız. O zaman hızla mutlak sıcaklık doğru orantılı olacak ama kare kökü oranında doğru orantılı olacak. Çünkü V kare mutlak sıcaklıkta doğru orantılıysa V yani hız mutlak sıcaklığın kare kökü oranında doğru orantılı olacak. Yani bir gazın mutlak sıcaklığını iki katına çıkarttığında kinetik enerjisi iki katına çıkar. Ama hızı kök iki katına çıkar. Önemlidir. Çok önemlidir hatta bunu sakın unutma. Yani ben bir gazın mutlak sıcaklığını dört katına çıkarırsam hızı iki katına çıkacaktır. Tamam mı dostum? Ama bak santigrat derece değil. Değil, mutlak sıcaklık kelvin olacak. Yani ben bir gazın sıcaklığını 10 dereceden 40 dereceye çıkarttığımda santigrat dereceye çıkarttığımda o zaman işte mutlak sıcaklığı 4 katına çıktı diyemem. Neden? Çünkü 10 santigrat derece dediğim 273 eklediğimde ne olur? 283 kelvindir. E 40 derece dediğimde 273 eklediğimde bu ne oluyor? 313 kelvin mi oluyor? İşte bak 2 katına çıkmadı. Tamam mı? Bu önemlidir. Mutlak sıcaklık 4 katına çıkarsa hızı 2 katına çıkmış oluyor. Tamam mı? Zaten onu da şurada söyleyeceğim. Burada zaten ifade ediyor. Gazların difüzyon hızı, molekül kütlesinin kare köküyle ters orantılı, mutlak sıcaklığın kare köküyle doğru orantılı diyor. Formülde birazdan söyleyeceğim. Burada önemli bir şey var. Gazların birbiri içerisine dağılmasına biz difüzyon, boş bir kaba yayılmasına ise efüzyon ifadesini kullanıyoruz. Boşlukta tek yönlü dağılması efüzyon, birbiri içerisine dağılmasına ise difüzyon diyoruz. Genel olarak difüzyon hızından bahsederiz. Mesela burada helyum gazı. Şuradaki k musluğunu Açarsam, bu ne oluyor? Efüzyon oluyor işte. Çünkü boşluğa dağılıyor. Ama L musluğunu açtığında helyum ve H2 gazı birbirine girdiği için ne olacaktır? Bu difüzyon olayı olacaktır. Tamam mı dostum? O zaman şöyle yazalım. Bu K musluğunu açarsak difüzyon olayı gerçekleşir. K musluğunu açtığımızda yani L'yi açtığımızda difüzyon, K'yi açtığımızda ise efüzyon olayı gerçekleşmiş olacak. Ha, demin söyledim. Bir gazın difüzyon hızı molekül kütlesinin kare köküyle ters orantılı, mutlak sıcaklığın Kare köküyle doğru orantılıdır ifadesini kullanıyoruz, önemli bir ayrıntıdır. Burada da işte ne yapıyoruz? Formülde gösteriyoruz. Bu v dediğimiz şey işte gazın hızı. Vx bölü ve eşittir karekök içinde my bölü mx. Bak görüyor musun? Ters orantı. Oradan yakala. Ama mutlak sıcaklığın kareköküyle doğru orantılı. Yani vx bölü ve eşittir karekök içinde tx bölü T'ye. Bu da doğru orantı. Bak, karşılıklı olduğu için doğru orantı. Bu ters orantıyı ifade ediyor. Ha, sıcaklık ve mol kütlesi değişik oldu. Bundaysa, formülü şöyle geliştiriyoruz. Vx bölü Vy eşittir. My bölü Mx karekök içinde Tx bölü Ty. Görüyor musun? Bak şurası ters. Buna çok dikkat et. Örneklerle zaten bunu pekiştireceğim. Ha, yoğunlukla da sonuçta mol kütlesiyle karekök ile ters orantılıysa e, yoğunluk ne demekti? D eşittir M bölü V'ydi. Ha, işte bu V ile o V aynı değil. Bu hacim demek. E, mol kütlesiyle ters orantılıysa o zaman yoğunlukla da ters orantılı olacak ama karekök oranında. Ha, bir gazın hızı ne kadar yavaşsa, hızı ne kadar azsa sürede yani gazın yayılma süresi de o kadar artacaktır değil mi? Yani ne oldu o zaman? İşte bu da ters orantılı oldu ama kare kökü oranında değil. Burada da bunu söylemiş olalım. Burada bak çok güzel göstermiş. Şöyle mol kütlesi büyük olan gaz, mol kütlesi daha küçük olan gaz. Şöyle düşün. Aynı sayıda molekülü kıyas ettiğimde şöyle çizdim bak. Ne oldu? Görüyor musun? CO2'nin hızı burada, CH4'ün hızı burada, H2'nin hızı burada. Gördün mü? Daha fazla oluyor. Bu şekilde de görebiliriz. Burada da işte aynısını daha böyle net bir şekilde göstermiş. Sıcaklık olarak göstermiş. Şöyle yaptım. Aynı gaz için şöyle çizdim. Sıcaklığı büyük olan burada T1 en büyük oluyor. Görüyor musun? Hız en büyük. Sonra T2, sonra T3. Yani sıcaklık büyükse gazın hızı da büyüktür diyoruz. Şimdi gel bunu örnekle gösterelim. Şimdi burada diyor ki bak oda koşullarında yani aynı sıcaklıkta H2 ve CH4 gazlarının difüzyon hızları oranı nedir diye soruyor. h 2 bölü VCH4 eşittir. Karekök içinde ch 4 bölü h 2 olacaktır. Yerine yazalım şu değerleri. Karekök içinde ne olacak? 16 bölü 2 8 çıktı kök 8 ha bir dakika kök 8 ne demektir 2 çarpı 4 demektir değil mi e, 4 dışarıya çıkacak 2 kök 2 değerini elde ederiz cevapta ne oldu A seçeneği oldu hocam ne oldu ya şimdi matematik yaptık an işte bak matematik geliyor köklü sayılar bile kimyada lazım şu soruya bakalım ha diyor ki 250 kelvin sıcaklığında CO3 gazı CO3'ün mol kütlesi 80 onu belirteyim 200 kelvin sıcaklığında ch 4 gazı bunun mol kütlesi 16 lazım olacağı için şöyle denk görünsün yazalım difüzyon hızları arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Bak şimdi VCH4 bölü VCO3 karekök içinde mco3 bölü mch4 sıcaklığı aynı olsaydı burada bırakacaktım ama sıcaklıklar farklı tch4 doğru orantı olduğu için bak bunlar doğru orantı böyle yazıyorum çarpı tco3 şimdi bu değerleri yerine yazayım ne olacaktır vch4 bölü vco3 eşittir karekök içinde 80 bölü 16 buranın sıcaklığı ch4'ün sıcaklığı kaçtı 200 kelvindi 200 co3'ün sıcaklığı neydi o da 250 idi. şimdi bunları ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim. Şöyle yapayım. Şurada 4 kalsın. Şurada 5 kalsın. Şunla şunu götüreyim. Burada 4 kalsın. Şunla şunu götüreyim. Burada 20 kalsın. Yani karekök içinde 20 bölü 5'ten 4 oldu. Kök 4. Bu da 2 bölü 1 çıktı. Yani CH4'ün hızı 2 birimse SO3'ün hızı 1 birimdir. Buradan da şu anlam çıkmaktadır. Hatta şuraya yazayım. CH4'ün hızı CO3'ün hızının 2 katıdır diyebiliriz. Böyle bir eşitlik var mı? Evet var. Cevap da B seçeneği. Burada ne diyor? Cam bir kaptaki delikten 1 mol H2 gazı 10 saniyede efüzyona uğruyorsa aynı koşullarda 1 mol O2 gazı kaç saniyede efüze olur? Yani boşluğa dağılır anlamında. Şöyle bir şey var bak. 2 tane şey kullanacağım. V H2 V ne O2. Önce şöyle yapalım karekök içinde mO2 bölü mH2. Buradan ne yapabiliriz? Hızlarını yorumlayabiliriz. Hızlarını yorumladıktan sonra süreleri de yorumlayacağım. Şöyle bir durum söz konusu dostum. Hemen yapalım bu işlemi. Karekök içinde ne oldu? 32 bölü 2. 16 olacak. Bu da 4 çıkacak. Ha, 4 bölü 1 değil mi? Burası 4 bölü 1 ise kök 16 4 bölü 1. Yani H2'nin hızı 4 birimse O2'nin hızı 1 birim olacaktır. Peki hızlı olan ne olacaktır daha kısa sürede çıkmayacak mı Evet. Şimdi formülü şöyle geliştirebiliyorduk. VH2 bölü VO2 eşittir. Neydi? TO2 bölü TH2 şeklinde söyleyebiliyorduk. Ters orantılıydı ama karekökü değildi. Yani yerine yazarsak 4 bölü 1 eşittir. Oksijenin süresini arıyoruz zaten. TO2 bölü H2'nin süresi neydi? 10 saniyeydi. O zaman buradan hemen işlemi yaparsak TO2'nin 40 saniye olduğunu buluruz. Cevapta ne oldu? D seçeneği oldu. Yine 40 yaparı buldum gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey var. Şöyle de düşünebilirsin. H2'nin hızı 4 birim ya. H2'nin hızı 4 birimken 10 saniyede çıkıyorsa CO3 4 kat daha yavaş. He, o zaman o 10 saniyede çıkıyorsa bu 4 kat daha yavaş bir şeyle çıkmalı. 40 saniyede çıkmalı. Böyle de düşünebilirsin. Yani hiç formülde yerine yazmadan da ulaşabilirsin buna. En sevdiğim soru tiplerinden bir tanesi. Helyum gazı var, CO2 gazı var. İki uçtan aynı anda gönderiyormuşuz. 200 cm uzunluğundaki cam borunun her iki ucundan gönderiyormuşuz. Gazlar ilk kez nerede karşılaşır diye soruyor. Genellikle şıklar şöyle olur. Helyuma şu kadar santim uzakta. CO2'ye şu kadar santim uzakta gibi ifade eder. Ya da burayı bölmelendirir. A, B, C, D eşit bölmelendirir. Şu noktada karşılaşırlar şeklinde söyleyebilir. Onu da göstereceğim. Yani şurayı bölmelendirerek de gösterebilirim ama şöyle söyleyeceğim. Bak burada V helyum bölü ve CO2 hızlarını bir kıyaslayayım önce. Ne olacaktır? m 2 bölü m helyum. Burada işlemi yaparsak eğer karekök içinde 64 bölü 4'ten ne olacaktır? Kök 16 yani v helyum bölü v 2 eşittir 4 bölü 1 oldu. Yani bu 4 birim yol alana kadar bu daha bir birim yol alıyor. O zaman yol toplam kaç birim oldu? 5 birim oldu. Bak 5 birim. Çünkü 4x, x 5x. E, kaçtı bu? 200 santimdi değil mi? E, o zaman x değeri buradan kaç çıktı? 40 yapar gördüğün gibi. Ha, şıkları şöyle görebilirsin. SO2'ye 40 santim uzakta. Böyle de olur. Bu da cevaptır. Ya da helyuma 160 santim uzakta şeklinde söyleyebilir dostum. Tamam mı? İkisi de doğrudur. Ha burada bakalım yazmamışız. İstediğimizi kullanabiliriz. Bunu da kullanabilirsin. Bunu da tamam mı dostum? Şimdi gel. Geçen ders gördüklerimiz bugün biliyorsun iki ders yapmıştık. Bir de bu ders gördüklerimiz. Şunları birkaç tane soruyla güzelce pekiştirelim. Ne yapıyordun? Önce sen çözüyordun. Sonra beraber bakıyorduk. Tamam mı? Şimdi bakalım ne diyor? Aynı şartlarda helyum gazının difüzyon hızı XO2 gazının difüzyon hızının 4 katıdır diyor. Hmm. Yani ve helyum değeri şöyle v helyum değeri 4 ise yazamadım. Ve x o2'nin değeri bir birim gibidir. Böyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki x elementinin mol kütlesi kaçtır diye soruyor. Formül neydi? V helyum bölü V x o2 eşittir karekök içinde m x o2 bölü m helyum olacaktır. Burada yerine yazmam gerekiyor. E 4'e 1'di bu. Eşittir karekök içinde x o 2'ninkini bilmiyorum. x o 2 olarak bıraktım. Helyumunki neydi? 4'tü. Ya bir dakika benim şu karekökten kurtulmam lazım. Her iki tarafın karesini alsam, şöyle karesini alsam, e ne olacaktır? 16 bölü 1 eşittir x o 2 bölü 4. E buradan x o 2 eşittir 64 çıktı. X'i bilmiyorum. E, oksijeni biliyorum 16, 2 tane var 32 eşittir 64. Buradan x eşittir 32 değerine ulaştım. Cevap da D seçeneği oldu. Gördüğün gibi ÖSYM sorusu güzel bir soru. Burada diyor ki bak ideal pistonlu bir kapta 1 mol helyum gazı bulunmaktadır. Buna göre mutlak sıcaklık 2 katına çıkarıldığında ideal pistonlu bir kaptan bahsediyoruz. İdeal pistonlu kaplarda basınç sabitti değil mi? He o zaman basınç sabitse başlangıçtaki hacmine V desem 1 mol gaz vardı mutlak sıcaklığı T'ydi. Mutlak sıcaklığını iki katına çıkartıyorum. Bak 2 T yaptım. O zaman son hacim ne olur buradan? Hemen yazalım şöyle. Heh, yazamadım. Şunlar gitti. Son hacim başlangıçtakinin iki katı olur. Hacim değişmez diyor gitti. Basınç iki katına çıkar diyor gitti. Pistonlu kap basınç değişmez değil mi? E peki ne olacak? Bir şey olması lazım burada. E mutlak sıcaklık iki katına çıktığında ne demiştik? Mutlak sıcaklıkla hızın kare kökü doğru orantılı. Yani bu iki katına çıkarsa hız kök iki katına çıkacaktır. O yüzden cevap yalnız 3 olacaktır. C seçeneği cevabımız. Burada diyor ki kütleleri eşit olan NO2 ve O2 gazları aynı sıcaklık ve hacimde iki ayrı kaba konulmuştur diyor. Peki buna göre hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş. Şimdi şöyle buna M gram desem buna da M gram desem bunun 1 molü 46 gram böldüm bunun 1 molü 32 gram. E buradan kıyas edersek oksijenin mol sayısı yazamıyorum bir türlü. Heh, büyüktür. Neyi? NO2'nin mol sayısı. Bunu anlamış olduk. Çünkü payda küçükse değer daha büyüktür. Oksijenin mol sayısı daha büyüktür. Doğru. Gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. Bakalım aynı sıcaklıkta dediği için doğruydu. Aynı sıcaklıktaki ideal gazların kinetik enerjileri ortalama kinetik enerjileri eşittir çünkü. NO2 gazı daha yavaş hareket eder. Mol kütlesi büyükse ne oluyordu? Gaz daha yavaştı. Doğru bir ifadedir. Basınçları eşittir. Nasıl eşittir? Ya kütleleri eşit. Başka neyden bahsediyor? Sıcaklıkları eşit. Bir de hacimleri eşit. Yani P çarpı V eşittir nRT. Hacimler eşit başka ney? Sıcaklıkları eşit. O zaman molü büyük olanın basıncı büyüktür. E molü büyük olan oksijen olduğu için burada O2'nin basıncı NO2'den daha büyük olması gerekir. Bu yanlış oldu ama devam ediyorum. NO2'nin atom sayısı neyden büyüktür diyor işte. O2'nin atom sayısından büyüktür. Ya bunu yazmak lazım. Bunun mol sayısı N bölü 46 çarpı kaç atom var? 3 atom var. Böyle bir durum. Yani 3N bölü 46 durumu var. Diğeri ney? Oksijenden bahsediyoruz. O da O2 en bölü 32 ydi çarpı 2. Bu da 2 n bölü ne oldu? O, şey 32 değil mi? Heh, yazamadım la. 32. Yani bu n bölü 16 ediyor. Şununkisi. E burası bak aşağısı 48 olsaydı tamam eyvallah o da n bölü 16 ederdi. Ama buradaki değer ne olacaktır? n bölü 16'dan daha büyük bir değer olacaktır. Yani NO2'nin atom sayısı daha büyüktür ifadesi doğrudur. Yani cevabı biz D olarak zaten bulmuştuk. Burada da işaretleyelim. Dördüncü sorumuzda diyor ki bak şimdi yukarıdaki tabloda X, Y, Z ideal gazlarının basınçları arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi P çarpı V eşittir. N, R, T diye bir formül vardı. Basınçlarını kıyaslıyorsak bak basınçlarını kıyaslıyorsak. R zaten sabit ya. N çarpı T bölü. V değerlerine bakarak bulabilirsin. E bunun mol sayısı ndi, e, Sıcaklığı Tdi, hacmi de Vdi? Yani birincisi PX gazı direkt bu zaten. Hemen P'ye bakalım. PY eşittir. Ne olacak? Mol sayısı n, e, sıcaklık 2T, böyle hacim V. Ha, bu da ne oldu o zaman? 2nT bölü V oldu. 2 daha büyük oldu. Yani şöyle, bununkisi ikisi 2 birimse, bununkisi ikisi 1 birim gibi oldu. Üçüncüye bakalım hemen üçüncüye. PZ'den bahsediyoruz. Ne olacak? 2n çarpı T bölü 2V. Ay bunlar gitti. NT bölü V çıktı. Yani X ile eşit çıktı. E, burada Y en büyük oldu. Px ile PZ'de eşit çıktı. Yani cevabım ne oldu? E seçeneği oldu. Bakalım 5. sorumuza. Helyum gazı var, CH4 gazı var, CO2 gazı var. Onar mol gaz varmış içeride. Süper. Onar mol gaz varmış. Kabun musluğu kısa bir süre açılıp kapatıldığında mol sayısı 16'ya düşüyormuş. Hoppa. Diyor ki son durumda her bir gazın mol sayısı nedir? Kısa bir süre açıp kapatma dediği anda gazların hızıyla alakalıdır. Bunu sakın unutma tamam mı? Kısa bir süre açıp kapattım. Demek ki gazların hızıyla alakalı bir değişim söz konusu. Hemen dikkatlice bak şimdi. Bunların hızlarını karşılaştırmam lazım. Şöyle yazayım. Helyum'un mol kütlesi 4, değil mi? Helyum 4 yazdık. CH4 16. Onu da hemen yazalım. 16. CO2 ise Kaç? 64. Hmm, çok güzel. Peki burada hemen kıyas yaparsak. Bunun hani hızlarını karşılaştırırken ne yapıyorduk? Bu mol kütlelerine bakarak yorum yapıyorduk ya. Şöyle kıyas yapalım. Mesela bak. V helyum bölü V CH4 eşittir karekök içinde mch4 yani 16 bölü 4'ten ne çıkacak burası? 2 bölü 1 çıkacak. Ha, yani şunun hızına 2 birim dersem şunun hızı ne olacaktır? 1 birim olacaktır. Peki CH4 ile şeyi karşılaştıralım. CO2'yi karşılaştıralım. VCH4 bölü VCO2 eşittir karekök içinde. Ne olacak? Burayı hesap edersek 64 bölü 16'dan. Ha, bu da 2 bölü çıktı. Yani CH4'ün hızı 2 birimse CO2'nin hızı 1 bir birim. Yani 0,5 oldu bu da. Ha. Şunları yok ya biraz daha düzgün sayılar yapalım. Helium'un hızına ben 4 birim desem, CH4'ün hızına 2 birim desem, o zaman CO2'nin hızı ne olur? 1 birim olur. Peki bir şey söyleyeceğim. Musluğu kısa bir süre açıp kapattığımda dikkat et. Kısa bir süre açıp kapattığımda helyumun hızı 4 birim olduğu için en fazla gaz ondan çıkmayacak mı? En hızlı olduğu için piu diye fırlayacak. En fazla ondan çıkacak. Yani şundan 4x birim gaz çıkarsa şundan 2x birim gaz çıkmış olacak. Şundansa x birim gaz çıkmış olacak. He. Toplamda ne kadar gaz çıktı dışarıya? 7x değil mi? Ha, 7x. Peki bu kalsın. Nerede kullanacağım? Şurada kullanacağım dostum. Sığdırdık değil mi? Heh. Şöyle. Başlangıçta 10 mol vardı. Yani toplamda 30 mol gaz vardı. Neye düştü? 16'ya düştü. Ne kadar azaldı? 14 mol azaldı. Aha bu 7x'e eşit işte. Onu söylüyor bana. E buradan x 2 birim çıktı. Şimdi dikkat et. Hepsinden 10 vardı değil mi? 10 vardı. Helyumdan 10 vardı. CH4'ten 10 vardı. CO2'den 10 vardı. E ne oldu? 4x bundan azaldı, değil mi? Yani 8 birim azaldı. Ne kaldı? 10 8'den 2 mol kaldı gördüğün gibi. Helyumdan 2 mol kaldı. E bundan 2 x birim çıkmıştı. Yani 10 eksi 4'ten 6 birim kaldı. 6 mol kaldı. E bundan da x birim çıktı. 10 2'den ne oldu işte? 8 kaldı. Aha da sana cevap D seçeneği dostum. Şimdi 6. sorumuza bakalım. Diyor ki 1,5 atmosfer basıncında CH4 gazı varmış. V hacimdeymiş. O da ne oluyor işte? 3 T sıcaklığında Diğeri de 0,5 atmosfer oksijen gazı var 2V hacminde 2T sıcaklığında hangileri doğrudur diye soruyor. CH4'ün kinetik enerjisi ortalama kinetik enerjisi oksijenin 1,5 katıdır diyor. E sıcaklıklara bakarsın 3T'ye 2T sıcaklıkla kinetik enerji doğru orantılıydı. E o zaman bu 3T ise bu 2T ise evet 1,5 katıdır doğru bir ifade. Yoğunlukları eşittir diyor ya önce ben bunların mol sayıları arasındaki ilişkiyi bulsam çok iyi olacaktır. Hemen P1V1 bölü n1 t1 eşittir p2 v2 bölü N2 T2 formülüne bakayım. Buradan başlangıçta şöyle 1,5 başlangıç son fark etmese 1,5 çarpı V bölü ne olacak burası? N H4 çarpı 3T eşittir şurası ne oldu? 0,5 çarpı 2V bölü o 2 çarpı 2T. Şununla şunu götürdüm. Başka şunla şunu götürdüm. Şunu götürdüm zaten V'leri gitti. Şunla şu 0,5 e, 0,5'ler gitti. A oksijenin mol sayısı CH4'ün mol sayısına eşitmiş. Mol sayıları eşit ise o zaman bunun ikisi de molekül olduğu için molekül sayıları da eşit olacak. Peki gelelim yoğunluğa. Yoğunluk nasıl bulunacak? Şimdi CH4'ün yoğunluğu, CH4'ün kütlesi. Şimdi şu var mol sayıları eşit ya buna da 1 mol desem buna da 1 mol desem. Yani CH4'ten 16 gram aldığımı düşünsem. E hacim neydi? V'di. O zaman yoğunluk 16 bölü V. Peki oksijeninkine bakalım. E, 1 mol aldığımı düşündüm. 32. E hacim neydi? 2 V'di bu kapta. E bu da 16 bölü V çıktı. A yoğunlukları eşit çıktı. Yani cevabım ne olacaktır? 1, 2, 3, E seçeneği olacaktır. Bak bak güzel bir soru var. Diyor ki bir atmosfer basınçta. Neymiş? Sabit sıcaklıkta 22 gram CO2 gazı bulunan bir ideal pistonlu kaba bir miktar daha CO2 gazı eklendiğinde yoğunluk bir buçuk katına çıkıyormuş. Hmm... Buna göre son durumda kapta kaç mol gaz vardır? Yoğunluk bir buçuk katına çıkıyor. Değerli dostum ben buraya gaz ilave ettiğimde ne olur? Hacim artar. Hacim maksimum nereye kadar çıkar? 2V'ye kadar çıkar değil mi? Normalde aynı gazdan ilave ettiğimde eğer orada engel olmasaydı, engel olmasaydı burada CO2'nin yoğunluğu asla değişmeyecekti. Demek ki ben buraya gaz ilave ettim. Engele takıldı. Gaz ilave etmeye devam ettiğim için sabit hacimliğe dönüştüğünden dolayı yoğunluk arttı. Peki ne kadar arttı? Ben başlangıçta 22 gram almıştım. Değil mi? Hacmine de V diyorum. Değil mi? Böyleydi. Durum buydu. 1,5 katına çıkıyor demek. 33 bölü V haline geliyor demektir. La V'yi yazamadım. Heh, 33 bölü V'ye çıkıyor demektir. Bir buçuk katına çıkmak bu demek. Peki şöyle bir şey vardı. 22 gram bölü V'ydi başlangıçtaki durum. Ben buraya bir miktar CO2 gazı ilave ettim. E ne olur hacim artmaz mı? Artar. 2 V'de durur. 2 V'de duracak. İşte böyle olduğunda 33 bölü V oluyormuş. Yani 22 artı M bölü 2 V değeri 33 bölü V'ye eşitmiş. Şunları şöyle götürdüm. 22 artı M eşit eşittir 66, m eşittir 44 gram ilave ettiğimi buldum. Çok güzel. E 44 gram ilave ediyorsam son durumdakini soruyor. Yani son durumda 22 vardı, 44 de ilave ettim. 66 gram CO2 var. E 1 molü hemen mol sayısını bulalım. 1 molü 44'tü CO2'nin. Yani benim kabımda son durumda 1,5 mol CO2 gazı var. Bana neyi soruyordu? Kaç mol atom vardır diyor. E CO2'de kaç atom var? 3. 3 çarpı 1,5'tan burada 4,5 mol atom bulunacaktır. Cevap da C seçeneğidir. Yine ince güzel bir soru. Geldik 8'e. Diyor ki belirli bir miktar helyum gazının bulunduğu ideal pistonlu bir kabın sıcaklığı artırıldığında. sıcaklık artıyorsa kinetik enerji artacaktır. Garanti. Bunda sıkıntımız yok. Peki diyor ki ideal pistonlu kap mı? İdeal pistonlu kap. Peki sıcaklığı arttırdım. Hacim artmaz mı? Artar. O zaman basınç değişmeyecektir. İdeal pistonlu kaplarda basınç sabitti. P çarpı V değişmez diyor. Bak şimdi. PV eşittir NRT değil mi dost? Çok güzel. Bura ne olursa olsun. İdeal pistonlu kap, sabit hacim kap ne olursa olsun. Ben burada mutlak sıcaklığı arttırıyorsam çarpımın karşı tarafındaki bir şey artıyorsa PV çarpımı da artacaktır. Bunu hemen şöyle hesap edebilirim. Sıcaklık arttı mı? Arttı. Peki P çarpı V değerinden bahsediyorum. E, sıcaklık arttığında basınç sabit ama hacim artıyor değil mi? Pistonlu kap. E P çarpı V değeri artmış oluyor. Bundan dolayı değişmez ifadesi yanlıştır. Biz doğruyu arıyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Hah son soruyu şöyle ekrana sığdırmakta zorlandım. Uzun bir soru. Diyor ki dif füzyon hızları ile ilgili bir düzenek verilmiş. Gaz dedektörü var. Gaz girişi var. Karşı tarafta dedektörde okunuyormuş. Diyor ki, gaz borunun içerisine bırakılıp dedektöre ulaştığında dedektörde ötmektedir diyor. Peki, deneme için 0 santigrat derecede CH4 gazı borunun ucundan bırakılmış ve dedektör 2 dakika sonra ötmüştür diyor. Hmm. İlk başta CH4 gazımız varmış. CH4 gazını gönderiyorum ve 2 dakika sonra ötüyormuş. Sonra bu deneme için yapılan durum. 0 santigrat derecede yani Aynı sıcaklıkta X gazını gönderdiğimde ise dedektör 1 dakika sonra ötüyormuş. Sonra da 273 santigrat derecede oksijen gazı gönderdiğinde ise dedektör Y dakikada ötüyormuş. Bana neyi soruyor? X'in mol kütlesini ve Y süresini soruyor. Önce şuradan bana verilen baz değer var ya onun üzerinden yorum yapacağım. VCH4 bölü VX eşittir. Karekök içinde mx bölü mch4. Sıcaklıkları aynı olduğu için, bunların sıcaklığı aynı olduğu için ne yapıyorum? İlk başta sıcaklığı formüle yazmıyorum. Şimdi şunlara bakarsam, vch4 bölü vx eşittir karekök içinde. Burada şuna birazdan anlayacağım da, şunun mol kütlesine ben x desem, burası da kaç oldu? 16 oldu. Çok güzel. Peki, burada hızlarını kıyaslayabilir miyim? Kesinlikle kıyaslarım. Bak, ch4 2 dakikada ulaşırken, x gazı 1 dakikada ulaşıyor. Yani x X gazı daha hızlı. Ne kadar hızlı? 2 katı hızlı. Yani burayı 1 bölü 2 eşittir. Kare içinde X bölü 16 dersem. Her iki tarafın karesini alayım. Şöyle kurtulalım şu kare kökten. Şöyle aldım. Ne oldu? 1 bölü 4 eşittir. X bölü 16. Buradan sığacak. Heh, x eşittir. 4 çıktı. X'i bulduk. X'in 4 olduğunu bulduk. Hangi gaz oluyor 4 olduğunda? Helyum gazı oluyor. Şurada işte mol kütlesi 4 olan helyum gazı. 2 tane şıkkımız kaldı. Şimdi gelelim diğerine. Şimdi yine CH4 bölü ney? CO so, pardon CO2 miydi? Yok O2 idi pardon O2 eşittir karekök içinde mO2 bölü mCH4 bitmedi sıcaklık değişiyor bu sefer ama TCH4 neydi? 0 santigrat derece yani 273 peki hatta formülü yazayım ondan sonra yapalım TCH4 bölü TO2 bunlar doğru orantı mutlak şeyler mol kütleleri ters orantılıydı şimdi o zaman burada ch 4'ün hızını şöyle bir birim dedim bunun hızına bir birim dedim Oksijen oksijenin hızını şu an bilmiyorum. Eşittir karekök içinde. Burası 32. Mol kütlesi 32. Ne oksijen? O2 32. E bunun ikisi 16. Mutlak sıcaklıklara bakarsam bu 0 derece. Yani 273 Kelvin. Diğeri ne? 273 santigrat derece yani 546 kelvin 273 ekliyorduk. Yazalım 546. Şimdi burada sadeleştirmeleri yapalım. Şunla şu gitti burada 2 kaldı. E bununla da bu gitti. Aha! Bunlar aynı çıktı. bir birim. Yani bunun hızı 1 ise o 2'nin hızı da 1 olacaktır. E buradan bu 2 dakikada gidiyorsa hızı 1 bir birim, 2 dakikada gidiyorsa e bunun hızı da 1 bir birim. E bu da 2 dakika olacaktır. O zaman cevabım ne oldu? A seçeneği oldu. Güzel kademeli bir soru gördünüz. Haydi geçmiş olsun. Çok önemli kısımları halletmiş olduk. Bileşik gaz denklemi ideal gaz denklemi, başka gazların yoğunluğu, bir de kinetik teoriden bahsettik çok önemli kısımlardan bahsetmiş olduk. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Şimdi soru çözmen şart. Bak şart ötesi şart. Ödevini kesinlikle ihmal etme. Ödevini yap. Oradaki şeydeki soru bankasındaki soruları nasıl çözdüğüme bak. Gördüğün gibi ince sorularda gelebiliyor. E, AYT'den de bazen ÖSYM'nin böyle kantarın topuzunu kaçırdığını biliyoruz artık böyle değişik sorular sorabiliyor. Ben de gördüğün gibi çok güzel sorularda koydum. Yani ne yapman gerekiyor bu konuyla ilgili bol miktarda soru çözerek kendini geliştirmen gerekiyor. Şimdi diğer kamplara da devam ediyorsundur diye düşünüyorum. Fizik ve biyoloji kamplarına da devam ediyorsundur. İşte öyle bir ayarla ki dostum. kendini yorma. Aynı gün üçüne birden girme. Böyle bölümlendir. Bir gün onu çalış, bir gün onu çalış. Bu şekilde bölümlendir. Çünkü ne yapacağız? Ara tatilde, ara tatilde demeyeyim artık ona değil mi? Şubat tatili mi oluyor? Şubat tatilinde AYT kimyayı bitirecek şekilde bir kamp tasarladık. Ha sen şu an başlamamış olabilirsin. Sen artık ne zaman başlıyorsan sonuçta 39 günlük bir kamptan bahsediyorum. Bu 39 günün sonunda sen bu AYT'yi bitirmiş olacaksın. Tamam mı? O zaman dinlenme vakti. İki fosfor bir asit. Kimya bu kadar basit. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakal.